Sevgili seyirciler, Ankara Polatlı'dayız. Ankara Polatlı'da gelişen, değişen bir yer. Bu gelişim ve değişimde katkısı bulunan değerli bir girişimciyi sizler buluşturacağız. Enes Bey, bu bölgede çok güzel işleri var ama çok güzel bir lezzet durağını da buraya kazandırdı. Eğer yolunuz buraya düşerse, keyifle vakit geçirebileceğiniz ve lezzetli menüler tadabileceğiniz bir yer arıyorsanız mutlaka kendisine misafir olun. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Enes Bey. Açıkçası öncelikle eşimden dolayı kaynaklandı. Yani böyle bir işe girişmek istiyorduk aslında ama nasip oldu. Polatlı'da kendimiz de Polatlı olduğumuz için hani yatırımı buraya yapalım, buraya bir değer kazandıralım istedik. O şekilde gelişti ve yeni açılan alışveriş merkezinde şansımızı deneyelim dedik. Nasip oldu, açtık. Yani bulunduğumuz konum Polatlı'yı Ankara'ya bağlayan yol üzerinde aslında. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde. Yola sıfırız. Yeni açılan AVM'deyiz, alışveriş merkezindeyiz. Mekanımızdan bahsedelim. Kaç kısımdan oluşuyor? Tabii sonrasında da menümüze gelelim. Hangi lezzetleri misafirlerinizle buluşturuyorsunuz? Mekanımız 3 kısımdan oluşuyor aslında. Mutfağımız var, nargile bölümümüz ve barımız var. Bunun dışında bahçe alanımız ve kapalı alanımız var. İçerik olarak da kahvaltımız, dünya mutfağımız, işte salatalar vesaire, hamburgerler, burgerler. Daha çok nerelerden geliyor misafirleriniz? Kimler buraya geliyor ve niçin sizi tercih ediyorlar? Daha çok şöyle, öncelikle kendi çevremiz beğendiği için geliyorlar. Daha sonra burada askeriye kısmımız var, subaylarımız geliyor. Hastanemiz var, büyük bir hastanemiz, cerrahlarımız geliyor. Avukat kısmı geliyor, müteahhit kısmı geliyor. Yani iş adamları ve genel olarak memur kesim bizi tercih ediyor. Tabii bizim kapımız herkese açık. Yani gelmek isteyen, kendini değerli hissetmek isteyen herkes gelebilir bize. O şekilde. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde olmanın da bir avantajı var değil mi? Evet, yani bu yol çok önemli bir yol aslında. Yani günde 30 bin aracın geçtiği önemli bir aslında ticaret merkezi de. Yani hem tırlar olsun, hem iş adamları, hem siyasi. Herkes bu yolu kullanıyor. Yani yoldan gelenler de sağ olsunlar bizi ziyaret ediyorlar. Ne diyorlar? Geri dönüşler aldınız. Neden burayı tercih ediyorlar? Yani başlangıçta tabii bizim yaptığımız reklam çalışmalarından dolayı bizi görenler var. Sunumu o şekilde beklemeyip de sunumun gerçekten o şekilde geldiği için beğenenler var. Yani genelde hep olumlu karşılık alıyoruz. İlla ki eleştirenler olur. Onları da kendi hafızamıza alıp kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte zaten gelişip değişeceksiniz. Evet. Ekip de çok önemli bu işte. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Şu anda 12 kişilik bir ekibimiz var. Garson kısmımız, mutfağımızda şefimiz, bulaşıkçımızdan tutun. Bu şekilde 12 kişilik bir ekiple yürüyoruz. Biz de buradayız eşimle beraber. Hani işimizin başındayız. O şekilde devam ediyor. Polatlı tabii Ankara'nın en uzak ilçesi olabilir ama en büyük ilçelerinden biri. Polatlı'ya böyle bir yeri açmanın Polatlı'nın gelişimi değişimi açısından da önemli değil mi? Değerli bir girişimcisiniz. Bizi gençler de izliyor. Bu sektöre evet. Girmek isteyenlere neler öneririm? Nelere sahip olsunlar başarılı olabilmeleri için? Yani bence denemekten korkmasınlar. Yani Polatlı dediğiniz gibi gelişime açık bir yer ve değer katılması gereken bir şehir. Yani biz de bu şehri sevdiğimiz için buraya değer katmak istedik. Herkes hani bir gün illaki bir yerlere gelecektir. Ama kendi memleketlerini unutmasınlar. Oraya da bir değer yatırım yapmaya çalışsınlar. Biz de bunu hani ilke edinip burayı açmaya çalıştık. Çok güzel. Peki kahvaltıyla başlıyoruz dedik. Saat kaç itibariyle hizmetimiz var ve gece kaça kadar açığız? Evet. Bizim sabah 9'da açılışımız oluyor kahvaltıyla beraber. Alışveriş merkezi 10'da kapanıyor ama biz gece 1'e kadar hizmet veriyoruz. 9'da gece 1 arası açığız, müsaitiz. En yoğun anınız ne zaman oluyor? Hafta içi, hafta sonu? Evet. Yani hafta içi ve hafta sonu genelde kahvaltımız güzel, yoğun oluyor. Öğlen saatlerinde öğlen yemeği. Akşam üzerine doğru tekrar yoğunluğumuz başlıyor. Akşam saatlerinde zaten en yoğun saatlerimiz. Çok genç birisiniz ama siz aile de zaten Polatlı bölgesinde çalışmaları olan, bu bölgeye hizmet eden bir ailesiniz değil mi? Bunun da bir avantajı oldu sanırım. İlla ki oluyor. Yani 30 yıldır buranın esnafıyız. Aslında soğan tüccarıyız. Tarım içinde çabalarınız çok, uğraşınız. Evet, yani tarım arazilerinde bayağı ekili işler yapıyoruz. Ailecek aslında Polatlı'ya değer katmaya çalışıyoruz bir şekilde. Onun da yardımı oldu bize. Çok güzel. Genç bir girişimci olarak böyle güzel bir mekanı Polatlı'ya kazandırdığınız için sizi kutluyorum. Bizi davet etmeniz, hikayenizi izleyicimizle paylaşmanız çok değerliydi. Son olarak neler söyleyelim, neler ekleyelim? Vallahi bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle Star ailesine çok teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Yani sesimizi duyurabildiysek mutluluktur bize. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Sağ olun. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Yeni projelerinizde görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Görüşürüz inşallah.